coğrafyamızın, insanlığın, savunduğumuz bütün değerlerin en etkin ve en cesur savunucularından biri olan Vedat Aydın'ı HDP MYK'sı adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle yad ediyoruz. Onun ve bütün demokrasi şehitlerinin mekanı bir kez daha cennet olsun. O günün karanlık dayatmasına cesaretle karşı çıkan legal demokratik siyasetinde kararlı savunucularından bir tanesiydi. Bugün HDP halen varsa, HDP aktivistleri, eş başkanları, milletvekilleri, HDP'ye gönül vermiş 6,5 milyonu aşkın insan halen bir bayrak taşıyorsa, bilin ki o bayrak aynı zamanda Vedat Aydınlardan devraldığımız, onurla taşıdığımız ve düşürmediğimiz demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve onurlu barış bayrağıdır. Bir kez daha bu bayrağı düşürmemenin gayreti ve çabası içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün Ankara Otogar patlaması katliamının da davasının duruşmasının görülmüş olduğu bir günü yaşıyoruz. Bir kez daha bu katliamda hayatını yitiren bütün canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan kardeşlerimize bir kez daha haklarının, hukuklarının kaybolmaması için gerçek faillerin ve o faillerin arkasındaki siyasi iradenin ve aynı zamanda önlem mekanizması alması gerekenlerin önlem mekanizması almaktan imtina edenlerin de hukuka, adalete hesap vereceği günlerin inşası için mücadele kararlılığımızı MYK olarak bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz, bir kez daha ifade ediyoruz. Nuriye ve Semih'e atıfta bulunmadan basın toplantısına geçmenin imkanı da bulunmuyor. Bir kez daha HDP, MYK'sıyla, bütün bileşenleriyle, bütün dinamikleriyle Nuriye'lerin, Semih'lerin haksız yere ekmeği elinden alınan bütün emekçilerin davalarının, haklı davalarının sözcüsü olmaya devam edecektir. Bugün eğer eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz cezaevindeyse hak, hukuk, adalet tecelli olsun. Faşizm bu ülkeye gelmesin, faşizm bu ülkede kurumsallaşmasın mücadelesinin aynı zamanda bedelleri ödetildiği içindir. Selahattin Demirtaş bugün cezaevindeyse, Figen Yüksekdağ bugün cezaevindeyse, Figen Yüksekdağ'ın bugün milletvekilliği düşürülmüş, parti üyeliği düşürülmüş ise, olağanüstü hal rejimi bu ülkeye gelmesin diye Semihler, Nuriyeler, akademisyenler, 140 bini aşkın insan işinden aşından olmasın diyedir aynı zamanda. Değerli kardeşlerim, böylesi bir saygın mücadelenin sözcüsü olan 6,5 milyon oy almış bir siyasi partinin liderini Hamburg'da AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla itham etmiştir. Çok açık ve ne söylüyorum. Merkez Yürütme Kurulu AKP Genel Başkanı'nın ithamını, hakaretini misliyle kendisine iade etmektedir. Merkez Yürütme Kurulu olarak bir kez daha AKP Genel Başkanı'na haddini bil çağrısını niliyoruz. 6,5 milyon oy almış bir insanın terörist olarak ilan etmek en hafif deyimiyle had bilmezliktir. Bir parti genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olursa, bir parti genel başkanı aynı zamanda yargıyı yönetmeye kalkarsa, o ülkede demokrasinin zerresi kalmaz.
İşte bugün aynı zamanda demokrasi olmadığı içindir ki bu hadsizlik, bu fütursuzluk hemen hemen her gün tekerrür ediyor. Çok açık ve net söylüyorum. Bugün Selahattin Demirtaş cezaevindeyse, Figen Yüksekdağ ve milletvekilleri cezaevindeyse, hukuk bir siyasi partinin, iktidar partisinin sopası haline dönüştürüldüğü içindir. AKP Genel Başkanı konuşmasında ifade ediyor ki, 6-7 Ekim, 6-8 Ekim Diyarbakır'daki Kobani gösterileri sırasında 54 insanımız hayatını yitirdi. 54 can hayatını yitirdi. Hiçbir can açısından ve onun yaratmış olduğu acı açısından HDP bir ayrımcılık yapmıyor. Bütün canları, o bütün yitirdiklerimizi yüreğimizin derinliğinde hissediyoruz. Onun 44 tanesi bizzat HDP üyesidir. 44 insanın kendisi bizzat HDP ile üyelik bağı vardır. Katledilenlerin. Şimdi, tek bir deliliniz yok. 8 aydır Selahattin Demirtaş rehin tutuluyor. Onu bu dosyayla irtibatlandırmak, ilişkilendirmek çok açık ve ne söylüyorum. Suçtan, sorumluluktan kaçma çabasıdır. Ankara'daki mahkemeler neredeyse 8 aydır Diyarbakır, Kobani olayları dosyasıyla irtibat bulamadılar. Ama baskıyla, zorla, tehditle bir nevi dosya birleştirmek istendi. Şimdi çok açık ve net bir şekilde açığa çıktı ki kim bu talimatı veriyor? Hamburg'daki konuşmadan çok açık ve net bir şekilde açığa çıktı ki bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan talimat veriyor. Demokrasilerde eleştiri hakkı kutsaldır. Demokrasilerde siyasi partiler arasında rekabet olağandır, olması gerekendir. Ama Erdoğan'ın Demirtaş'a ve HDP'ye bakış açısı rekabet hukuku değil, düşmanlık hukukudur. Ve bu düşmanlık hukukundan kaynaklıdır ki bugün HDP tasfiye edilmek isteniyor. Miskali zerre kadar HDP zulme karşı, faşizme karşı, kimden gelirse gelsin zorbalığa karşı boyun eğmedi. Boyun eğmeyecek HDP, boyun eğmeyecek. Ne olursa olsun, faturası ne olursa olsun, zindansa ağzından olsun, HDP zulme karşı, zalime karşı boyun eğmedi ve eğmeyecek. HDP'nin savunmuş olduğu değerler, Demirtaş'ın savunmuş olduğu değerler, demokrasi değerleridir. Özgürlük değerleridir. Birlikte yaşam değerleridir. Hukukun üstünlüğü değerleridir. Bugün talimat vermiş olduğunuz, talimatla yürütmüş olduğunuz yargı eliyle Demirtaş'ı yargılayabilirsiniz. Ama bir yargılama daha var. O da insanların vicdanındaki yargılamadır. İnsanların vicdanında hiç kimsenin şüphesi olmasına Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan sadece ona oy verenler değildir. Ona oy vermeyenler de onun bir hukuk skandalıyla, bir zorbalıkla, bir dayatılmayla tutuklandıklarının çok açık ve net farkındadır, bilincindedir. Bir diğer husus da bugünkü yerel mahkemeler, bugün baskıyla hareket eden, hareket etmek zorunda bırakılan yargıçların vereceği karar ne olursa olsun, bir de tarihin vereceği karar vardır. Tarihin vereceği kararda
Selahattin Demirtaş'ların, Figen'in yüksek dağların yeri son derece saygın olacaktır. Ama onları, yani rakiplerini fikriyatıyla mücadele etmeyi başaramayıp zorla, zorbalıkla onları cezaevine koyanlar tarihte nasıl bir sıfatla yargılanacaklarını hep birlikte göreceğiz, hep birlikte istişare edeceğiz. Tarihe nasıl geçeceksiniz biliyor musunuz Sayın Erdoğan? Sayın AKP Genel Başkanı. %50, %51'in lideriyim deyip %13'ün, %14'ün liderinden korkan lider olarak tarihe geçeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve aynı zamanda parlamento içerisinde neredeyse gerçek manada muhalefet yapan, söz söyleyen ve Türkiye'de kamuoyu oluşturan ve ama aynı zamanda 13 yıllık iktidarınız döneminde kendi parti kimliğimle seçime gireceğim ve halkımın bana vermiş olduğu destekle, güçle parlamentoda muhalefet edeceğim deyip 80 milletvekiliyle parlamentoya giren ve ilk defa sizin hükümet kurmanıza engel olan bir liderden siz intikam alıyorsunuz. Çok açık ve nettir bu. İntikam alıyorsunuz. Ben daha önceki açıklamalarımda bunun yani liderinizle, muhatabınızla, rakibinizle mücadele etmenin yönteminin bu olmaması gerektiği ve bunun size de yakışmayacağını ifade etmiştim. Ben şimdi görüşümü değiştiriyorum. Tam da size yakışan budur. Tam da size yakışan budur. Muhatabınızı, muhalifinizi olduğundan farklı göstermek ve kamuoyunda bir algı operasyonu yapmak. Değerli basın mensupları, bir kez daha ispatlanmıştır ki Türkiye'de iç hukuk yolları tüketilmiştir. Türkiye'de iç hukuk yolları tükenmiştir. AKP Genel Başkanı'nın bu açıklaması aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne tehdittir. Aynı zamanda hakimlere, savcılara tehdittir. Bunun gereğini yapmazsan ey savcı, bunun gereğini yapmazsan ey hakim, bunun gereğini yapmazsan ey Anayasa Mahkemesi, senin başına ne getireceğimi ben bilirim deme tehdididir. Bu tehditin hemen akabinde de Türkiye'de hukuk bağımsızdır, yargı bağımsızdır demek 21. yüzyılın en büyük gerçek dışı beyanlarından bir tanesidir. Bir kez daha kabul edilemez buluyoruz. Ve bugün Merkez Yürütme Kurulumuz suç duyurusunda bulundu. Bu hadsizliğe had bildirme manasında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı şekilde hukukçularımız, Sayın Başkanımızın avukatları tazminat davası da hazırlıklarına başlattılar. O da önümüzdeki birkaç gün içerisinde dava açılmış olacak. Bununla da yetinmeyeceğiz. Uluslararası hukuk zeminine de bu ithamı, bu saldırıyı taşıyoruz, taşıyacağız. Erdoğan'ın bu beyanatları bir ek beyan olarak, bir ek belge olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dosyasına gönderildi. Yargının bağımsız olmadığının, yargının tehditle işletildiğinin, yargı üzerinde tehdit olduğunun aynı zamanda belgesi olacaktır bu beyanat. Değerli basın mensupları, dört duvar arasında konulan bir liderden halen nasıl korkulduğunun da aynı zamanda ifadesidir. Çok açık ve ne söylüyorum. Korkunun ecele faydası yoktur. Yapılması gereken tek şey var. Gerçeklerle yüzleşmektir. Selahattin Demirtaş'ın beyanları, fikriyatı, HDP'nin beyanları ve HDP'nin fikriyatıdır. Eğer o fikriyat, o beyanlar kulak verilmiş olsaydı, bugün Türkiye
Avrupa Konseyi'nde bir kez daha izleme sürecine almış olmayacaktı. Darbe mekaniği devreye girmiş olmayacaktı. OHAL rejimine gereksinim olmamış olacaktı. Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nda müzakerelerin durdurulması kararıyla karşılaşmış olmayacaktı. Bütün bu olup bitenleri gölgelemek, gizlemek adına Erdoğan, AKP Genel Başkanı bir kez daha gündem değiştirmeye çalışıyor. Bir kez daha tuzak kurmaya çalışıyor. Ama bu tuzağa kendisi düştü. Biz defalarca yargının bağımsız olmadığına dair beyanatlarda bulunuyorduk. Çok açık ve ne söylüyorum, Erdoğan'ın bu beyanatı, Erdoğan'ın bu saldırısı yargının nasıl da bağımsız olmadığının aynı zamanda ispatı niteliğinde almıştır. Cumhurbaşkanının, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın beyanatlarına baktığımızda kimler terörist, kimler terörist değil diye bir analize girdiğinizde herhalde terörist olmayanların listesi terörist olanların listesinden çok daha kısa olacaktır. Örneğin IŞİD, örneğin El-Kaide, örneğin El-Nusra. Daha düne kadar. IŞİD mensupları Türkiye'de tedavi ediliyorlardı. İşte bütün bunlar mutlaka ama mutlaka açığa çıkacaktır. Değerli basın mensupları, şu an Türkiye'de 166 gazeteci cezaevinde. AKP Genel Başkanı'na sorarsanız bunların hepsi terörist. Ya da teröre yardım etmişler. Daha iki gün önce İstanbul'da 11 insan hakları savunucusu toplantı halindeydi. Toplantı basıldı. İnsan hakları savunucuları gözaltına alındı. AKP Genel Başkanı'nın beyanatlarına bakarsanız onlar terörist. Bugün Erdoğan'ın iyidir dediğine siz kötü derseniz terörizme yardım ediyorsunuz. Onun kötü dediğine siz hayır bu kötü değil bu iyidir derseniz siz teröristsiniz ya da terörizme yardım ediyorsunuz. Özü itibariyle kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi hareket etmeyen herkes kötüdür. Ya teröristtir ya da terörizme yardım etmektedir. Bu anlayışın kendisi çok açık ve ne söylüyorum. Bütün dünyadaki karşılığı faşizmdir. Çoğulculuk değil faşizmdir. Nasıl ki Türkiye'de iç hukuk yolları tükenmişse bir kez daha biz çağrımızı yinelemekle mükellefiz. Anayasa Mahkemesi çıkıp boyun eğmeyeceğini açıklamalıdır. Anayasa Mahkemesi çıkıp daha önce altında imzası bulunan Balbay kararına, içtihadına sahip çıkmalıdır. Nasıl ki Türkiye'de iç hukuk yolu tüketilmişse, şimdi de açık söylüyorum, meclisin kendisi tüketilmek istenmektedir. Anayasa paketi, anayasa referandumu biliyorsunuz, paket tüm kendisi içeriği itibariyle hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gayri meşru bir paketti. Çünkü demokratik değerleri ortadan kaldırıyordu. Çoğulculuğu ortadan kaldırıyordu. Anayasa paketinin referanduma gitmiş olduğu sürecin kendisine baktığımızda fırsat eşitliği açısından ve muhalefetin sesini duyurma, muhalefetin kendisini örgütleme, muhalefetin insanlara gitme sürecinin kısaltması açısından gayrimeşruydu. Şimdi de meclise bir iş tüzük değişikliği paketi getirdiler. Merkez Yürütme Kurulumuz, mecliste grubu bulunan partimizin milletvekili grubuna ve grubumuzun yönetimine
tam açık yetki verdi. Etkin bir muhalefet ortaya koyacağız. Çünkü bu paket muhalefeti tamamen susturma girişimidir. Bu paket kararname çıkarma, Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma süreçlerini mecliste tartıştırmaksızın ivedilikle geçirilmesini sağlama aynı zamanda paketidir. Bu paket susmayan muhalifleri, eleştirenleri meclis içerisinde, meclis kürsüsünde konuşturmama, konuşanları da pera cezasıyla cezalandırma paketidir. Değerli basın mensupları, bu paket aynı zamanda Kürt düşmanlığının bir kez daha tezahürü paketidir. Örneğin 15. maddeye baktığımızda Kürt demek para cezasına gerekçe kılınacak. Para cezasına gerekçe kılınabilir. Kürdistan demek para cezasına gerekçe kılınabilir. Örneğin Sivas katliamı demek, Çorum katliamı demek para cezasına gerekçe kılınabilir. Örneğin iş cinayetleri demek, bu bir katliamdır demek, Soma için bu bir katliamdır demek para cezasını gerektirebilir. Kürt illeri demek para cezasını gerektirebilir. Tamı tamına 1930'ların, 1940'ların Türkiye'sine aynı zamanda geri dönüştür bu paket. Reddediyoruz, en etkin şekilde muhalefetimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, paketin gerekçesinde anayasanın ruhundan bahsediliyor. Hatırlarsanız İstanbul'da bir miting yapılmıştı ve siyasi partilere hani bir ruh çağırma adeta seansına dönüştürülmüştü. Bir kez daha parlamentoda ruh çağırma seansı düzenlenecek. Ama gelecek ruh hiç şüpheleri olmasına çağırdıkları ruh Kenan Evren'in ruhudur. Bu iç tüzük değişikliği paketi içerisindeki ruh. Ve o ruh gelse ben bile bunları düşünmemiştim. Ben bile bunlara karşıyım diyecektir. Bir kez daha bu özü itibariyle çoğulculuğu ortadan kaldırma paketidir. Bakın parlamentonun tarihsel mekaniği, tarihsel işlevine baktığımızda çoğulculuk esas almalıdır. Muhalefetin kendisini ifade etmesine olanak sağlamalıdır. Kürsü sorumsuzluğu diye bir kavram vardır. Bir anayasal hak vardır. Şimdi o kürsü sorumsuzluğu milletvekilinin şahsında, milletvekilinin parlamentoda kürsü üzerinde yapacağı konuşmaya dahi para cezası getiriliyor. Yani kürsü sorumsuzluğu ortadan kaldırılmış oluyor. Eğer kürsü sorumsuzluğunu siz parlamento içerisinde para cezasına çarptırırsanız, o sorumluluğu ortadan kaldırırsanız, onun kullanmış olduğu görüşünden, ifadesinden dolayı dışarıda da hakkında dava açılmasının da kapısını açmış olursunuz. Yani özü itibariyle sadece ben konuşacağım diyor. Sadece iktidar partisi konuşacak diyor. Bu paket aynı zamanda MHP, AKP ittifakının da son halkalarından bir tanesidir. Bu vesileyle bir kez daha AKP'ye oy vermiş olan mütedeyin ve Kürt kardeşlerime çağrımdır. Kürt düşmanlığında oluşabilecek en ileri seviyeye ulaşmış durumdalar. Artık bunlardan desteği geri çekmenin zamanı gelmiştir, geçmiştir bile. Bütün bu ahval ve şerayet içerisinde, bütün bu karamsar tablo içerisinde geleceğe umutla bakmamızı haklı kılan bir takım gelişmeler de var değerli kardeşlerim. Ben müsaadenizle bütün o hengame dönemi içerisinde, bütün o saldırılara, tehditlere rağmen Nevroz'da o korku kefenini yıkan halkımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Çünkü onlar hakikaten bir korku kefenini yıktılar. Yırttılar. Baskıyla, zorla, dayatmayla, o halle, sıkı yönetimle
iradeyi temsil etme istencini ortadan kaldıramayacağını gösterdiler. Ve daha dün milyonlar İstanbul'da hak, hukuk ve adalet çığlığını haykırdılar. HDP olarak bir kez daha. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük kavramını dillendiren, haykıran, sahip çıkan herkese teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Adalet bizim de talebimizdir. Özgürlük bizim de talebimizdir. Eşitlik bizim de talebimizdir. Onurlu bir barışı inşa etmek bizim de talebimizdir ve uğrunda mücadele etmiş olduğumuz zeminin ta kendisidir. İşte bütün bunlarla birlikte önümüzdeki yakın dönemde HDP'nin eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve onurlu bir barışın inşası için deklarasyonunu da yayınlayacaktır. Yani o 10 maddelik deklarasyonun aynı zamanda üzerine 11. madde, 12. madde, 13. madde talepler sıralanacaktır. Ve onların hayat bulması için mücadele çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bir kez daha Emani ve 10 aylık bebesini katledenleri lanetliyoruz HDP MYK'sı olarak. İnsanlıktan miskali zerre kadar nasibini almamışların saldırısına maruz kaldılar. Onlar gerçekten muhacirdiler. Gerçekten bu ülkeye sığınmıştılar. Bir güvenli liman aramıştılar. Belki de IŞİD'den kaçmanın veya IŞİD'den kaçamamanın onlara getirebileceği en büyük zararı, en büyük saldırıyı bu ülkede maruz kaldılar. HDP Merkez Yürütme Kurulu adına ve HDP'nin temsil etmiş olduğu bütün camia adına derin üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Ve hakikaten bu olayın vehameti karşısında söylenecek ve tatmin edecek bir söz de bulamadığımı da ifade etmek istiyorum. Kişi olarak da, bir insan kasanlısı olarak da çok zorlandığımı ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Suriye politikası, AKP'nin, hükümetin Suriye politikasının aynı zamanda iflasının da göstergesidir bu. Bu vahim saldırı. Ensar ve muhacir söyleminin hiçbir zaman hayat bulmadığının da aynı zamanda bir ispatıdır, bir göstergesidir. Önce muhacir dediklerine ve ben ensarım diyenler, yani hükümet AKP, uluslararası zemine mültecileri birer koz, birer kart, birer tehdit ve şantaj unsuru olarak kullandılar. Sen dediğimizi yapmazsan ben milyonları, yüz binleri gönderirim diye tehdit ettiler. Bu mudur ensarlık? Allah aşkına bu mudur ensarlık? Sana sığınanları bir şantaj aracı haline dönüştürmek midir ensarlık? Bir diğeri, savaştan kaçmış, can pahasına kaçmış insanları sınır boylarında eli silah tutanları alıp başka yerlerde Eğit Donat Projesi adı altında bir kez daha savaşa göndermek midir ensarlık? Ve son olarak da ensarlık, ne olursa olsun ensarlık, ensarlık sığınmış bir kadını ve 10 aylık bebesini tecavüzcülere, tacizcilere ve onların insafına bırakmamaktır. Onları koruyabilmektir. Eğer onları koruyabilirsen o zaman ensarsın. Koruyamazsan objektif olarak, hukukta da, ahlakta da, vicdanda da objektif olarak, objektif sorumluluk olarak bunun vebali sana aittir, hükümete aittir. İçeride ve dışarıda hızla ama hızla
şu ana kadarki bütün politikalardan vazgeçmek, makası, dümeni bir kez daha radikal demokrasiye, demokrasiye döndürmek zorundadır Türkiye. İşte HDP'nin çabası, HDP'nin yürüyüşü, kesintisiz iki yıldır sürdürmüş olduğumuz yürüyüş, özü itibariyle amacı da budur. Bir kez daha bu ülkeyi içeride ve dışarıda hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, demokrasinin, adaletin rotasına geri çevirmektir. Ve bu uğurda mücadele etmektir. Bu uğurda mücadele eden, başını eğmeyen milyonların iradesi kelepçelenemez diyen Selahattin Demirtaş'a Merkez Yürütme Kurulumuz adına bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sorularınız varsa çok kısa gündeme ilişkin alabilirim. Buyurun. Efendim, bu iç yasaktüzüğü, CHP nasıl görüyor bu iç yasaktüzüğünü çıkarttırmak istenen CHP'nin görüşleri nedir? Şu anda ben sadece HDP... Şu anda sadece HDP sözcüsüyüm. Dilerseniz bu soruyu CHP sözcüsüne sorun. Yani bir partinin sözcüsünün iki partinin sözcüsü olma... Var mı diye sordum yani. Ben espri yapıyorum, anlıyorum sizin sorunuzu. Biliyorsunuz HDP bir başka siyasi partinin adına da konuşmuyor. Belki hani bunu Sayın Erdoğan'a sorarsanız o bütün partiler adına konuşabilir, bütün partiler adına demeçte bulunabilir. Latife yapıyorum. Hak, hukuk, eşitlik ve özgürlük talebi kimden gelirse gelsin. Bu talep kimden geliyor diye bakmayız. Talebe bakarız. Doğru mudur, değil midir? Hak olan mıdır, değil midir? Bu ülkenin ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Bunlara bakarız ve buna göre karar veririz. Bu paket iş tüzük değişikliğinin özü itibariyle meclisi notere dönüştürme, iradesizleştirme, çoğunluğun tahakkümüne maruz bırakma paketidir. Bu itibarla da biz reddediyoruz. Etkin bir muhalefet ortaya koyacağız ve bütün parlamenterleri, bütün milletvekillerini de siyasi parti ayrımı da yapmaksızın meclisi işlevsizleştirecek olan, fikir hürriyetini milletvekilinin parlamento içerisinde fikrini hürce ifade etme özgürlüğünü elinden alacak olan bu pakete hayır demeye, karşı durmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim, Cumhurbaşkanı açıklamanın siz az önce cevap verdiniz ama siz konuşmanıza başlamadan az önce AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın Selahattin Bey'in mektubuna ilişkin bir açıklaması olmuştu. Bir siyasetçinin en kıymetli şeyi iradesidir. İradesini kandile, kiraya veren, silahların gölgesinde siyaseti tercih eden birinin bize söz söyleme hakkı yoktur dedi. Öncelikle bununla ilgili değerlendirmek. Biz de dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun 10 maddelik açıkladığı manifestonun 7. maddesinde referandumla ilgili bir kısım vardı. Anayasa değişikliği gayrimeşrudur dedi kendisi. Bir kişinin beklentilerine yanıt veren bir anayasa değişikliği Yüksek Seçim Kurulu'nun yasa dışı kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu seçim mühürsüzdür. Türkiye gayrimeşru bir anayasayla yönetilemez, yönetilmemelidir dedi. Siz de az önce gayrimeşru ifadesini kullanmıştınız. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş, parlamenterlerimiz 6 milyonu aşkın iradenin temsilcileridirler. İradesini tek kişiye kimler emanet etti? Söz konusu açıklamayı yapan hatibe bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu ülkede şu anda iradesini bir kişiye teslim eden, bir kişinin arzuları, ihtirasları, kibirleri doğrultusunda el pençe divane duran siyasi parti, siyasi akım kimdir? Elini vicdanına koysun, cüzdanına değil ha. Vicdanına koysun. Çünkü cüzdanına koyarsa başka şey çıkabilir. Bir de cüzdanlar nerede taşınıyor biliyorsunuz. Hani kimisi iç cebinde taşır, kimisi başka cebinde taşır, kimisi çantasında taşır. Her yerde taşınabiliyor cüzdanlar. Elini sadece ve sadece vicdanına koysun ve bir kez daha konuşsun. Kim iradesini tek kişiye vermiş? Hangi siyasi parti içerisinde eleştiri vardır? Hangi siyasi parti içerisinde eleştiri yoktur? Hangi siyasi parti ve hangi lider
çatışmasızlık zemininde büyümüştür? Hangi siyasi parti çatışmasızlık zemininde düşmüştür? Yani kim şiddete ihtiyaç duymuştur? Bir kez daha baksın. 7 Haziran öncesi silahlar susmuştu 2 yıl boyunca. Ölümler yoktu 2 yıl boyunca. Türkiye'nin batı yakasına cenaze gelmiyordu. Dolayısıyla vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapılamıyordu. Ve HDP 80 parlamenterle parlamentoda yerini aldı. Ne oldu? AKP Genel Başkanı milletin iradesini tanımadı. Suruç'tan Ankara Otogar patlamasına kadar, bugün duruşması görülen patlamaya kadar adeta her geçen gün ölüm kusuldu bu ülkede. Niçin? Tek başına iktidar olmak için. Eğer hangi siyasi hareket, hangi siyasi parti şiddetten ve ölümden besleniyorsa bir kez daha HDP MYK'sı adına söylüyorum. Allah bin belasını versin. Tereddütsüz, şartsız, koşulsuz. Ben sorarım. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne değişti de ey AKP sözcüsü, AKP adına konuşma yapan ey hatip, ne değişti de 257 sandalyeden 317 sandalyeye çıktınız, 258'den 317'ye çıktınız. Değişen şu oldu. Kan gölüne çevirdiniz bu ülkeyi. Müzakere masasını devirdiniz. 400 ver, huzur içerisinde çözülsün dediniz. Halk size 400'ü vermedi, halkı cesarlandırdınız. Varlığınızı şiddete borçlusunuz. Ben bir kez daha bu vesileyle, kendisinin yapmış olduğu bu açıklama vesilesiyle AKP'li hatibi şiddetle aralarına mesafe koymaya çağırıyorum. Silahla aralarına mesafe koymaya davet ediyorum. Çünkü şiddetle, silahla bir iktidar elde ettiniz ama bütün ülke şu anda kan ağlıyor. Bütün ülke karanlık bir noktaya doğru savruldu ve adeta iradenizi tek bir kişiye temsil ettiğiniz için, tek bir kişiye iradenizi verdiğiniz için ülke adeta adım adım intihara doğru gidiyor. 70 yıllık, 80 yıllık demokrasiye dair bütün kazanımlar bu atmosfer içerisinde bir nevi heba ediliyor. Daha önce HDP'nin gerek kampanya döneminde ve gerekse 16 Nisan referandumundan sonra gerekçeleriyle birlikte ve ispatlarıyla birlikte referandum sonuçlarının gayrimeşruluğu konusunda ve şaibeler konusunda net duruşunun, net tavrını ortaya koymuştu. Bir kez daha söylüyoruz. Referandumun açığa çıkarmış olduğu sonuç, iş düzük değişikliğinin getireceği sonuçla birleştiğinde bu ülke geri dönülmez bir faşizm ablukasıyla karşı karşıya kalacaktır. Faşizmden hiç kimse ama hiç kimse kazançlı çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Bakın hemen yanı başımızda Irak örneği var, Saddam Bağız rejimi örneği var. Bakın hemen yanı başımızda, hemen yanı başımızda Suriye Bağız rejimi var, örneği var. Bakın tarihimiz bununla doludur. Bakın Almanya tarihi var. Faşizmin insanlığa karşı işlemiş olduğu suçlar var. Bunlardan çıkışın yegane bir yolu var. Bir kez daha bu ülkeyi berhemahal hızla demokrasi rotasına, hukukun üstünlüğü rotasına, adalet rotasına geri çevirmektir. Halen bu atmosfer içerisinde dahi bu akıl tutulmasından, bu vicdan tutulmasından çıkışın bir yolu Anayasa Mahkemesi'nin içtihadına sahip çıkmasıdır. İçtihadına sahip çıktığı gün bir takım yanlışlıklardan dönme ve yeniyi inşa etme, en azından legal demokratik siyasetin özgürlük alanının ve kapısının aralanmasına da bu vesileyle imkan sağlanmış olacaktır.
Ben teşekkür ediyorum. Başka sorusu yoksa arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundunuz ve konuyu uluslararası platformlara da taşıyacağınızı söylediniz. Bu konuda ne gibi girişimler yapılacak? İlk fırsatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gerek milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının sözleşmeye aykırı olduğu ve ama aynı zamanda milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılmış olmasının yanı sıra yasama faaliyetlerinin önlenmesi ve bir siyasi rehine olarak tutuklanmalarına dair gerek Anayasa Mahkemesi'ne ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru dosyalarımıza bu beyanatın kendisi yargının bağımsız olmadığının, yargının bir siyasi partinin liderinin talimatlarıyla tehdit edildiğinin ve aynı zamanda kimin tarafından yönlendirildiğinin bir delili, bir belgesi olarak sunulacaktır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlginiz için, alakanız için.